Şimdi halkın zihni bence çok uzun yıllardan önce buna hazırlandı. Süreç buraya gelmeden önce. İşte TikTok'lar olabilir, sabah programları olabilir. Halk hiçbir şey anlamayacağı bir şekilde dönüştürüldü. Ve halk da en çok kendini dinle oyalayacağı, dinle kandıracağı, her şeyi kadere bağlayacağı başka bir anlayışla getirildi. Ve dünya ne oldu? 2021'de planlanmış ve belgelerini ortaya koyduğumuz bir salgınla birlikte bu tiyatronun düğmesine bastılar. Zaten 2014 yılındaki o senin de uzun uzun açtığın Christine Lagarde'ın 7 yıl kıtlık, 7 yıl bolluk dediği şey ben 2014-2021 arası değil, 2023-2030 arası olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün sadece Türkiye'de değil, 2023'e dünya hazırlanıyor adeta. Ve esas beklenen, onların ortaya koyduğu takma göre henüz daha kaoslar başlamadı. Ama halka oynanan bu sahnesi genişletilmiş tiyatro ile birlikte halk sadece abukluyor. Yani gerçekten çok mühendis, öğretmen ve birçok akıllı kesimden bana imza günlerine gelip bile hani diyorlar mutlaka size ulaşmam lazım. Çok fena şekilde önemli şeyler buldum diyor. Dinliyorum ciddiye alıp tabii ki. Birisi diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bir şey buldum bak diyor bu adamların yaptıkları. Bak diyor bütün milli eğitim kitaplarından atıyorum yüzlerce doküman biriktirmiş. Ve sonra aslında kaygı bozukluğunun ya da bu topluma sosyolojik olarak ekranların sunduğu şeyin insanlarda bir abuklama hastalığına yol açtığını fark ediyorum. İnsanlar bunu anlamasın diye zaten bu zemin hazırlandı. Tüm okul kitaplarından ya da tüm tarih kitaplarından gerçek olan her şey silinirken milliyetçi duygular ve manevi duygular da gidiyor. Bireysel ruh sağlığı da gidiyor. Bizim neden kitaplarımız önce öze dönüş, sonra şifa iken birden mahfuza döndü? Evet. Orada hep olmadan önce bir önceliği savunuyorduk biz. Yani geçmişin travmalarından kurtulmak, öze dönüş. O travmalar karşısına çıkmadan önce bunları yaparsan o travmatik olaylara girmezsin. Bunları yaparak da o travmatik olaylardan geri gelirsin de amaç. Hastalıkları da öyleydi. Şu duygusal sebepleri yaşayan kişi bu fiziki hastalıklara olur. Yani bu zaten dünyada 40 yıldır kullanılan bir bilim. Ve dolayısıyla bu duygusal sebepleri düzelttiğinizde, biz tabii ruh sağlığı merkezi olduğumuz için onu düzelttiğimizde insanların iyileştiğini de gördük. Ama şu anda tabii öyle bir yere geldik ki biz 2021 ile olay çok başka bir yere döndüğünü anlayınca sürecin bir kere çok hayırlı bir şey olmadığını, anlattıkları gibi öyle çok güzel bir mübarek 2023'e girmeyeceğimizi, bunların gerçekten ve maalesef üzülerek söylüyorum tamamının yalan olduğunu, tıraş olduğunu, insanlığın kaybettiği tüm değerlerini birilerinin ortaya koymaya cesaret edemediğini görüyorum. Hal böyleyken tabii ki çok sert bir iklime giriyoruz artık. Hiç kimsenin mülkiyetinin olamayacağı olayı artık çok basit kalıyor. Hiç kimsenin ulus devletleri olamayacağı da hafif kalıyor. Çünkü milliyetçi duyguların varsa bir devlet kurarsın. Şimdi o duygular da ateşe atılmış durumda. İnsanın vatanını ya da birliğini ya da sevdiklerini koruması için aşkın tanımı bile neredeyse bu sistemde yeniden tanımlanıyor. Nasıl oluyor? İşte aynı çetenin zaten bilinçli olarak çok uzun yıllar önce ürettiği sosyal medya uygulamalarının TikTok gibileri de bakın mesela sosyolojik bir kıyım yapıyor. İnsanlar kendi eliyle mezbahaya gider gibi kendilerini aslında yok ediyor. Ve sonra ne oluyor anlamıyor. Abuklayan bir tür geliyor ortaya. O yüzden bizim koyduğumuz bu tabloya insanların birçoğu korku pompalıyorsunuz diyebilir. Ama hiçbir zaman ateşi biz yakmadık. Evet. Ancak ateşin kibritini tutan dahi eli kırmak üzere bir niyetteyiz. Yani Rabbimizden duamız bu yönde. Çünkü bütün herkesin ailesi ve geleceği ve ulus devletleri ve manevi değerlerin hepsi, bütün onu sağlıklı yapacak olan tüm duygular fişi çekildi. İnsanlığın şu anda fişi çekildi. İnsanlık anlamıyor bunu. Yani o da enteresan. Şimdi ben tabii izlemedim Sıcak Kafa dizisini. Merak da ediyorum. Herkes bahsediyor. Bakmaya biraz izlemedi. Metaforu düşünüyorum çok güzel. Yani böyle bir kenara şey yazdım onu da bir izleyeyim bakayım.